Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Farthest Frontier. Çok uzun süredir çıkmasını beklediğim bir şehir inşa, survival, colony simülasyon oyunu diyebiliriz. İnternette bütün YouTuberlar, önceden erişim alan insanlar oynuyordu. Ben de çok özeniyordum. Ve bugün çıktı, direkt indirdim ve biraz önce indirdim aslında. Ve şimdi sizlerle beraber bu oyunu sıfırdan keşfedeceğiz arkadaşlar. Hadi bir new settlement kuralım. Umarım tutorial dahildir. Çünkü çok komplike bir survival inşa oyununa benziyor. O yüzden muhtemelen kısa sürede game over olacağız eğer bir tutorial sunmazsa bizlere. 3 tane mod var gördüğüm kadarıyla ve easy, normal, difficulty andırıyorlar. Başlangıçta mesela burada daha fazla kaynakla başlıyorsunuz ve avlanabileceğiniz şeyler daha fazla. Düşmanlar yok vesaire diyor. Düşmanlar olsun, ben normal diyeceğim arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl bir şey bekleyecek. Pasifist moda girmeyeceğim. Sanırım saldırılar vesaire de gelecek. Sırf şehri kurmayacağız huzurlu bir şekilde. Harita boyutunda medium, orta olarak bırakıyorum. Terrain random olarak gelsin. Dağlar, ovalar, yaylalar, bakalım. Detaylara da girmiyorum çünkü bilmiyorum bunları. O yüzden start deyip ben oyuna dalacağım. Dilerim ki bizlere ufak tefek bir tutorial sunarlar. Altyazıları açmamışım. Neyse, sıkıntı yok. Çok da önemli bir hikayesinin olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ama internetten gördüğüm kadarıyla yorumlar muazzam. Oyun halen Early Access'te bu arada. Ama oldukça content var gibi duruyor. O yüzden de indirdim. Hikayeyi de atlayabiliriz bence. Çok da önemli değil dediğim gibi. Gameplay'e odaklayabiliriz. Kısıtlı zamanımızı. Grafikler çok tatlı arkadaşlar. Birazdan da göreceksiniz. Ayarlara da bir bakayım, Max'ta mı oynuyorum diye, ama böyle özene bözene çizilmiş, kodlanmış grafiklere tanık olacağız birazdan. Böyle ortaçağ oyunları çok sarıyor beni. Özellikle köy şehir inşa ediyorsanız, bilmiyorum, belki önceki hayatımda ortaçağda patates ekiyordum. Hiçbir fikrim yok. Ama şu görüntü bile böyle bir içimi ısıtıyor diyebilirim. İlginç bir şekilde. Evet, bizi oyuna fırlattı ve bir yeni bir şehir köy kuracağız. Etrafı inceledik diyor. Ve burası town center, merkezimizi kurmak için uygun bir yer diyor. Kaynaklara yakın olan bir yere kurman önemli. Clay, iron, food resources. Bakalım. İstediğin yere kurabiliyorsun. Şöyle bir zoom out yapalım. Neler var etrafta? Nispeten büyük bir map. Burası da daha açılıyor herhalde. Su görüyorum, balık görüyorum. Güzel bir avantaj sağlayabilir bize. Karakterlere yakın kurmama gerek var mı acaba? Köylerimi kaybettim bile. 5 saniye içerisinde. Şunlar nedir? Eşek mi? Geyik. Eşek ne gezer? Neyin ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle odunlara, balıklara. Şurada bir sürü kaynak var gibi duruyor arkadaşlar. Şu denizin kenarına yapalım mı? Bayağı etkiliyormuş açıkçası oyunu. Nereye inşa ettiniz? Base'inizi. Ben göl kenarına yapalım diyorum. Zaten game over olma ihtimalimiz %98 falan. Şurası fena değil gibi duruyor. Yapıştırdım, gitti. Emin misin? Değilim ama bir yerden başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Köyleri biraz yordum. Daha nereden geldiler? Ve town center'ı inşaya başladılar. Sağ üstte tutorial var biraz. VSAD ile hareket edebiliyorsun. Space ile durdurabiliyoruz oyunu. 1, 2, 3, 4 ile oyunun hızını ayarlayabiliyoruz. 2, 3, 4. Okey, 1 de tutabiliriz şu aşamada. Başka nelerimiz var? Kaynaklarımız var. Kütük, tahta, yakacak klasik şeyler. Plank, tahtadan plank'e çevireceğiz. Ve inşaatlarda kullanacağız anladığım kadarıyla. Taş var. Neden olmasın? Demir herhalde. Clay. Bunu da topraktan vesaire yapacağız. Clay şurada herhalde, yanılmıyorsam. Okey, yakında olması güzel. Brick, tuğla yapacağız. Ve gold var. Demir yok. Çok ilginç bir şekilde demir yok. Bakalım belki ileride açılır. Yukarıda mevsimleri görüyorsunuz. Bu bizi epey yıpratacak herhalde. Şu anda ilkbaharın başındayız.
ve mevsimler büyük ölçüde etkileyecek nasıl oynayacağımızı anladığım kadarıyla. Onun dışında yemeklerimiz var gördüğüm kadarıyla. Et, balık vesaire vesaire. Şu anda et var gibi duruyor biraz. Sebze var. Peynirdi, süttü, meyveydi. Bir sürü şey var. İki tane notification geldi. Evin yok ve yakacağın yok diyor. 12'de popülasyonumuz var. 9 yetişkin, 3 tane velet, mutluluk vesaire. Okey. Hiçbir şey anlatmıyor anladığım kadarıyla. Ben kafama göre inşa etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve muhtemelen patlayacağız. Ama tecrübelerime güvenmek istiyorum. Şurada kaynak topla gibi bir buton çıktı. Şöyle seçsem. Taşları topluyor mu acaba? Galiba seçebildim. Şöyle yapsam. Yes. İlginç. Taş değil, tahtaları toplamaya başlayacaklar. Şu nedir? Sumak mı? Bir nevi meyveye benziyor. Aynı şeyi yapacağım. Şurayı da işaretleyeceğim. Okey, hatta şöyle bir geniş bir seçim yapacağım. Etraftaki tahtaları kesip meyveleri toplasınlar yavaş yavaş. İnşa ederken ne kadar zoomlayabiliyoruz? Bu kadar zoomlayabiliyoruz. Şöyle okey döndürebiliyoruz. 3 kişi bir ağaca giriyor. İlk defa hayatımda bir oyunda böyle bir şey gördüm. Üç gölünün bir ağacı daldığını. Ama güzel, güzel. Üretim kalitesi yüksek bir köy olacak. Yakacak yok diyor. Ev yapalım öncelikle. Yani oduncu kampı yaparsınız genelde. Uf, bu nedir? Buraya girmiyorum. İnşaat menüsü. Ev. Ev yapamıyoruz. Ha, base'i inşa etmediler çünkü. Birazcık hızlandıralım. Tahta kesip base'i inşa etsinler. Ve housing. Birkaç tane ev yapmaya başlayalım. İki tane de öküzümüz var gördüğüm kadarıyla. Grafikler çok tatlı. Yani çok iyi değil ama tatlı. Keskin. Ve şehri biraz inşa ettiğimizde anlayacaksınız. Ben internetten izlediğim kadarıyla gerçekten hoş duruyor oyun. Nasıl gidiyor? Ağaçları kesip nereye koyuyorlar acaba? Yağmur başladı. 3 dakikada ölecek bütün köy. Depoyu buraya koyuyorlar şimdilik. Taş var içerisinde. Yaylarımız varmış. Araç gereç. Meyve. Okey. Ev yok biliyorum ama şunu inşa etmeniz gerekiyor. Öncelik verdim. Prioritize dedim. Çünkü herkes ağaç ve kesmeye, taş toplamaya odaklandı. Şimdi buraya gelecekler. Okey. İnşaatı tamamlayacaklar. Kaç kadın kaç erkek var yazıyor mu? Burada yazmıyor. Hepsi erkek mi bunların? Değil herhalde. Anlamıyorum, şapkaları var. Ve base'imizi inşa ettik. Town hall daha doğrusu. Ha, çok şekil, çok tatlı. Güzel. Şimdi muhtemelen ev inşa edebileceğiz. Mezarlık mı? Hayır, mezarlık değil. Ev. Kaç kişi barındırıyor? Bilmiyorum. Bir tane patlatalım. Desirability diye bir faktör var. Arzulanması evin. Muhtemelen lokasyona göre değişiyor. Aynen. Ne yapalım? Şuraya bir ev bölgesi yapalım. Yeşil. Şu aşamada çok da etkilemiyor. Muhtemelen ileride böyle pis kirli yerlerin yanına yapamayacağız. Şöyle bir ev bölgesi yapmak istiyorum bezin yakınlarına. Bir tane yapalım bakalım. İki kişi muhtemelen. 2-4 kişi arası bir şey sığacak diye düşünüyorum. Birkaç tane daha yapacağız elbette. Kalabalığız biraz. Hangi tuşla çevirdiğimizi bulmak lazım tabii ki de. EQ değil. Sağ üstte yazıyor ama. Orta mouse butonu değil. Sağ klik. No. Tabmış. Kocaman yazıyor. Okey. Şöyle yapalım bir tane. Bir tane böyle. Okey. Şunun kapısını nerede yaptım? Onu koyduğumu hatırlamıyorum. 4 tane ev yapalım. Belki yeterli olacaktır. Onun dışında yakacak odun nasıl yapabiliriz? Odun kesici gibi bir şey yapmamız gerekiyormuş.
Depo yapmamıza gerek var mı? Bir tane depo yapalım. Çünkü araba da topluyorlar şu aşamada. Şuraya bir tane... Şu sarı çizgiler çıkıyor acaba neden? Şeyi mi eksiltiyor? Arzulanabilirliği mi eksiltiyor? Şuraya bir adet depo yaptım. Evet, evimiz inşa oldu. Yakacak odun yok. Depoyu da yapsınlar. Çünkü şurada depoluyorlar. Onun kapasitesini bilmiyorum şu aşamada. Yarıya kadar doluymuş aslında kapasitesi. Ama her türlü de depo yapmamız gerekiyor. Bir aşamada. Şimdi... nerede bulabiliriz odun kesici? Production vesaire var mı? Food production var. Avcı kabini, tarlalar. Kaynak. Çeşme yapabiliyoruz. Fire... Wood splitter, okey. Evet, mutluluğu kesiyor arkadaşlar. İş yeri yaparsanız evlerin yanına sıkıntı çıkıyor. O yüzden iş yerlerini şöyle bir bölgeye yapalım. Bir sürü notifikasyon geliyor. Köylüler saldırı altında, ne oluyor? Ayı mı? Kurtlar geliyor. Hayır. Hadi gençler. Ak kurt saldırdı köyümüze. İndirdik. Ölüyor. Jema. GG. Doktorumuz falan yok. %3 canı kaldı. Kanamadan inecek muhtemelen. Rabies. Hastalık geldi arkadaşlar. Bu kadar zor olmamalı. Daha yeni başladım. Sakin. Sakin. Neyse. Evleri yapalım en azından da. Kaç kişi yaşıyormuş bir evde ona bakalım. Detaylara bakar mısınız? Aşırı detaylı bir oyun. Öğrenince çok keyifli olacağına inanıyorum ama başlangıçta muhtemelen işkence olacak biraz. Özellikle benim için. Ve kaç kişinin sığdığını 4 kişi sığıyor gördüğüm kadarıyla. Okey. Portreler çok iyiymiş. Hepsinin farklı portresi var. Bir kadın 3 erkek var. Genelde bu tarz oyunlarda bir kız, bir kadın, bir erkek koyarsın. Sonra çocuk gelir vesaire. Kafasına göre doldu bu ev. Çocuk sistemi nasıl yaşıyor bilmiyorum. Ama 3 ev yeterli olacakmış ya. 4.'ye gerek yokmuş. Şunu iptal ediyorum. Yes. 3 ev 12 kişi şimdilik yeterli olacak. Depomuzun inşaatı devam ediyor. Bir de odun kesiciye yapacağız. Şunu önceliğe alalım. Bir yandan da kaynak toplamaya devam edelim. Ve... Ağaçları kesiyorlar aslında. Şuradaki ağaçları da kesmeleri için bir adet komut verdim. Meslekleri var yanılmıyorsam işçilerin. Ama şu aşamada seçebiliyor muyum? Emin değilim. Kaynaklarımıza bakabiliyoruz. Okay. Bir de mutluluk fonksiyonları var. Bunlar oyun boyunca çok etkili, katkılı olacak ama şu aşamada doğum oranı var. Belki de fark etmiyordur evi doldurmamız vesaire. Ama 11 gölümüz çok mutlu. Oyuna başladığımız için muhtemelen. Neyse, yakacak odun halen sıkıntılı. Hasta arkadaşlarımız var ve kafamıza yıldırım düşüyor. Bu oyun acımasız bir oyuna benziyor. Yemeğimiz ne alemde? 6 diyor. İki tanesi bozulacakmış önümüzdeki yıl boyunca. Peki yemek, o başlangıç için idare edecek bir yemeğimiz var galiba. Su. Su da yok. Bir tane de çeşme yapmamız lazım. Süper. Bir pause yapalım. Şeyi inşa ettik, odun kesiciyi. İçerisinde Hania çalışıyor. 37 yaşında. Eğitimi yok. Ve... İki kişi koyabiliyoruz. Şu anda anladığım kadarıyla detaylara bakar mısınız? Evden buraya gelme süresi vesaire bunları anlatıyor. Eve değil, depoya vesaire götürme süresini de katkı sağlıyor. Ne kadar optimize edebileceğiz ileride. İki kişi koyabiliyoruz. Şimdilik bir kişi dursun bakalım nasıl gidiyor. Yeterli oluyor mu? Depomuzu da yaptık. Güzel. Herhalde biraz çalıştığı takdirde buraya o tahtaları getirebilecek diye düşünüyorum. Hatta iki kişi yapalım, ne olacak? Biraz daha çok çalışsınlar. Save, yap bakalım. Defans mefans yapamıyoruz tabii ki de. Daha temel şeylerden başlayalım arkadaşlar. 3 tane ev, evsizimiz kalmadı. Biri doğduğunda bir tane daha yapıştırabilirim. Su ihtiyacı var gördüğüm kadarıyla. Başka ne depoları var?
Birkaç çeşit depo var. Bizim yaptığımız tahta, taş vesaire deposuymuş. Daha büyük bir şey yapıp her şeyi depolayabiliyoruz. Yer altına bir şey inşa edebiliyoruz ve yemekler bozulmasın diye çok güzel şeyler var. Diğer depoyu da yapmak istiyorum aslında. Belki de oyunun önceliği değil bu depolar ama şu sarı ne oluyor ya? Sarı yan yana olması. Aradan geçemiyorlar. Neyse depoları yan yana yaptım. Onu da yavaştan inşa ede dursunlar. Odun kesiyor musunuz? Kesiyorsunuz. Senin derdinle Bertana. Takılıyor. Ne yapıyor? Göle gidiyor. O kadar. Ha su toplamış. Aa okey detaya bak. Bir şeyler dönüyor. Aramıza birileri katılmak istiyormuş. 6 tane ve 4 aylık şey ayarla diyor. Okey. Biraz da yemek toplasınlar. Tarlaya ekemeyiz herhalde. Şu aşamada herhangi bir şey. O yüzden şu toplama komutuna gireceğim ben. Ve Bush ve Berry seçeneğini yoklayarak şöyle yapacağım. Bushlardan ne geliyor acaba? Bushlar şunlar herhalde. Nope. Onlardan da tahta geliyor. Benim sadece berry toplamam lazım. Şunlar nedir? Yeşillikler. Ha bunları toplayalım. Okey. Sadece berry dersem. No. Bush. İlginç nasıl topluyorum bilmiyorum. Neyse ev inşaatına devam edebiliriz. Yakacağımız henüz gelmedi gördüğüm kadarıyla. Non-stop yağmur yağıyor. Belki de yavaş üretiyorlardır. Birkaç tane daha ev yapalım. Ama yemek sıkıntısı da çekeceğiz çünkü nasıl topladığımızı çözmem lazım. Kapısını şu tarafa yaptım. 6 ev totalde dedi herhalde. Şöyle dörtlü parçalar halinde yapacağım evleri. Aradan da bir sokak geçiririz. Ve okey sonunda yakacakları geldi evlere. Ve onu çözdüm. Bir tane hastalıklı arkadaş var. İnşallah dağıtmaz ortalığı. Rabies var. Yani bulaştırabilir. Türkçesini hatırlamıyorum hastalığın. Burada neler var? Bitkiler. Bitkiler. Toplama konusunda da başka bir opsiyon yok açıkçası. Şunları nasıl toplamamı bekliyor? Emin değilim. Şöyle seçtiğin takdirde karakter seçsem. Ha, karakterleri yürütebiliyorsunuz. Çok hoş. Normalde köylüleri böyle öksürüyor. Gezdiremezsiniz normalde. Ne yaptık? Depomuzu da yaptık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi envai çeşit şeyi burada depolayabileceğiz. Bunu gezdirebiliyor muyuz? No. Oradan oraya boşaltırız. Town Center neler yapıyor? Efsane detaylar var burada ya. Bu oyunu öğrenmek lazım. Öldü bir tanesi. Hasta olan, rabies olan. Ya da başka biri öldü. GG. Bir tane mezar yapalım kendisine. Neden öldü? Illness. Hastalık diyor ama hangisiydi bilmiyorum. O orada durmasın bence. Kesinlikle hastalık vesaire yayacak. Şuraya bir mezarlık yapalım. Üçe üç. 112 iş gücü gerektiriyor herhalde. Birileri gider onu inşa eder. Burada da meyveler vesaire var. Harvest. Ha, bush. Tamam. Diğerleri büyümemiş olabilir. O yüzden toplamıyor. İlginç. Çünkü böyle bir kaynak olarak gözükmüyor. Gösteriyor da. Belki tarla gibi bir şeydir. Ama şuradan toplayabiliyoruz anladığım kadarıyla. Sadece bush. Berry diyeceğim. Yes. Bunları toplayabiliyoruz. Şunu da toplasınlar. Hatta şu berileri de toplasınlar. Biraz uzak olsa da etraftan birazcık yemek toplayalım. Başka şurada da var. Hatta şuralarda da var. Beri. Bush dediği şey ise şunlar. Ve bunlardan ne geliyor? Bunlardan tahta geliyor. Ağaç gibiler.
Saldım. Güzel, birazcık da yemek topluyoruz. Bu arada yazın ortasındayız. Mevsimler çok çok geçiyor. Ve her şeyi Firewood'a dönüştürmüşüz. Tahta kalmadı. Ben bir kişiyi kovuyorum. Şurada çok fazla Firewood birikmeye başladı. Taş da topladık yerden. O da güzel. Suyu gördüğüm kadarıyla şu anda şeyden çekiyorlar arkadaşlar. Nehirden topluyorlar. Bir tane çeşme yapalım. Oyun hiçbir şey anlatmıyor. Ben gerçekten tutorial bekliyordum. Kafamıza göre yapacağız arkadaşlar bunları. Resource, kaynak. Bir tane çeşme. Okey. Yeşil. Güzel yeşil bir sembol var. Su bonusu diye bir şey var. %60. Ama buraya koyarsak daha çok bonus. Anladım. Şu mavi yerlere yakın yapmamız arkadaşlar avantaj sağlıyor ve evleri kapsıyor şöyle yaparsak. Burası %44. Şurası 50 küsür. Şuraya yapacağım şimdilik. Okey. Şimdilik buraya yaptım. Muhtemelen buradan bam diye su çekebilecekler. Onu da hallettik gibi. Herhangi bir notifikasyon problem yok. Şimdi yemek işine girelim. Mezarlık ne alemde? Mezarlığa tıklıyorum. Kilise sesi geliyor. O arkadaşı gömdük mü? Nerede cesedi? Bilmiyorum. Biraz da clay mi toplasak bu arada? 685 tane clay varmış burada. Şu aşamada gerek yok. Mezar şurada galiba. Yes, bir kişi gömmüşüz. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Şu nedir? Meyve, sumak. Sumak neydi ya? Toplamışız orayı. Bunları da topluyoruz. Güzel, şahane. Tahta işini çözdük. Yakacağımız gayet iyi. Taş topluyoruz. Biraz şimdi yemek toplamaya başladık. Ve diğer mantıken ne inşaat etmemiz gerekiyor onları çözmeye çalışalım. Çeşmemiz geldi. Çeşmede nasıl su yok ya? Çeşmeye su mu taşıyacağız? Var. 28 su var diye gösteriyor. Doluyor. 29. Ha, çeşme doluyor. İçinde su miktarı artıyor. Demek ki sonsuz değil. 30. Okey. 250'ye kadar dolabiliyormuş. Güzel oldu bence. Şeyi yoksa aksi takdirde buraya kadar yürümeleri gerekiyordu. Her su gerektiğinde. Bunlar ne yapıyor? Peş peşe. Çok iyi. Okey, kadınlar erkekler karmaymış. Herkese erkek zannettim bir an. Şapka taktıkları için. Devam edelim üst taraftan. Mezarlığımızı yaptık. Evlerimizi yaptık. Okey, birileri geliyor. 6 kişi geldi. Kabul ediyor musun? Yes. 6 tane evim var. Hoş geldiler. Hoppa. Welcome. Şu kaynak olayına bir daha bakalım. Kesiyoruz, topluyoruz değil mi her şeyi? Şöyle bütün map'i işaretleyeceğim arkadaşlar. Buradaki her şeyi parçalayıp kesip toplasınlar. Ki işsiz kalmasınlar. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Depo. Yeraltı deposu falan yapsam mı? Bu kadar 20 taş harcamak istemiyorum açıkçası. Yemekler bozulursa bozulsun. Kışın öleceğiz zaten. Genelde ölüyorum kışın böyle oyunlarda. İlk defa oynuyorsanız Banished'de vesaireydi herhangi bir oyun. İlk kış öleceksiniz. Stockyard. Bu değil. Food production. Yemek üretimine geçelim. Hunter's Cabin. Yapalım. Ama avlanacak yemek şeyler gerekiyor. Ve şey gösteriyor. Kurt falan mı avlayacaklar? Avlanacaklar bence. Geyik. Evet. Şurada geyik var. Yeşil oldu gördüğünüz gibi. Ve gitti. Okey. 4 çeşit hayvan var. Ayı niye avlıyoruz ben anlamadım. Tavşan yok mu? Burada hem geyik var hem de trap koyabiliyoruz. Herhalde şu son şey ayının yanındaki tuzak koyulabilir anlamına geliyor. 2 aşı. Bir tane yeşil ok oluyor. Yapacak bir şey yok. 2 yeşil ok olsa daha çok getirir bence. Ama şuraya koyalım ya. Hunter Cabin. Hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. Ve yeşilliği de var aslında. Okey, çok kastım. Şuraya koyacağım. Yes. Ve sonbahar geldi arkadaşlar. Yapraklardan anlayacağınız gibi köyümüz şekil almaya başlıyor yavaştan.
yemeklerimiz ne alemde hiçbir fikrim yok. Bir sürü meyvemiz var. Bütün kış meyve yeriz bozulmazsa. Şunlar ne? Filof. Stalk sağlıyormuş. Bu işte çatılarda kullandığımız saman gibi bir şey. Toplama görevi vermişiz. Okay. Medieval Dynasty oynadığımızda da hani topluyorduk ya sahilden stalkları. Kamış olması gerekiyor. Güzel güzel. Bu ne? Geyik. Geyik tespit edilmiş 5 tane. Herhalde Hunter Cabin. İnşa olursa biraz avcılık yapacağız. Başka ne gibi şeylerimiz var? Forger Shack. Bu da şey toplama işte. Meyve vesaire toplama şeyi de okey. Otomatik mi topluyor? Her burada bir sürü şey var. Şuraya kuracağım arkadaşlar. Şöyle gezdiriyorum haritada. Otomatik mi topluyor bilmiyorum. Belki bir avantajı vardır. Aa tamam. Şunları toplayamıyorduk ya. Gördüğünüz gibi 3 tane yeşil ok çıktı. Toplayabiliyor. Ve envai çeşit şey toplayabiliyoruz. Şuraya koyacağım. Aslında birkaç tane yapabiliriz bunlardan. Yes. Birkaç tane yapabiliriz. Yapacağım da. Şurada da neler var? Burası da çok güzel. Hatta buraya da yapacağım. Biraz uzak ama verimliliği düşük olabilir de. Of efsane. Hepsine 3 yeşil yapıştırdım. Yol yapmamız gerekiyor mu bu arada? Yol vesaire yapmadık. Herhalde gerekmiyor. Bu nedir? Avcı kulübemiz de hazır. Bir kişi çalışabiliyor şu anda. Nelda 25 yaşında. Avcı. Kolay gelsin. Güzel çatır çutur çalışıyor herkes. Ve topluyoruz değil mi etraftaki şeyleri? Çok güzel. Şöyle ağaçları kesmeye devam edebilirsiniz. Yemek yetecek mi? Hiçbir fikrim yok. 5 aylık yemeğimiz varmış. Kışız ucundan çıkaracağız. 6 aylık yemek. Okey. Okey. Bence idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Şu sekmeleri hiç bakmadım. Temizle diyor. Herhalde verdiğim komutları temizliyor. Acaba. Muhtemelen. Duvar. Ha, duvar çekiyoruz. Bu arada ordular mesela de saldırıyor diye biliyorum. Alanı düzleştir. İş gücüyle yapılıyormuş. Eğim mi var alanda? Göremiyorum ki. Yol. Okey. Yol olayı geldi şimdi. Sonunda. Şöyle bir yol çekeceğim. Herhalde gidip tak tak vurmaları gerekiyor yolun üstüne. Aa, kıvrımlı yol yapabiliyorsunuz bu. İlginç, ilginç bir eklenti. Nice. Çok güzel. Şimdilik şöyle yeterli olacaktır. Gayet iyi. İnşa etmek biraz sürecek ama şeyi arttıracak muhtemelen. Yürüme hızlarını vesaire arttıracak. Kolay gelsin. Kimsin sen? Erald. Ne kadar havalı tipe bakar mısınız? Yol şey yapıyor. 21 yaşında. Hiç 21 yaşında durmuyorsun Erald. Hiç 21 durmuyorsun. 37 desek, 35 desek. Sıkıntı yok. Yargılamıyoruz köylerimizi. Köylerimiz bizim her şeyimiz. Şunları da inşa ettik şimdi. Bir kişi çalışıyor ve her şeyi topluyor. Fıstık, fındık. İlaç yapacağımız kökler topluyor. Bildiğiniz herbalist, forager. Bitkiler topluyor. Her şeyi topluyor. Süper. Otomatik herhalde. Acaba yemekler azaldı diyor. Yakında açlıktan ölecekler ve kışa giriyoruz. Birden 3'e düştü şey. Aman tanrım. Ne yapabilirim? Şeyler kışa giriyoruz diye yok oldu arkadaşlar. Yemek toplama kaynaklarımız. Ve çok kötü oldu bu. Biraz daha erken toplamam gerekiyordu. Yakında açlıktan ölecekler. Bir saniye pause yapalım. Forage yap diyor. 2 tane yaptım. Hunter yaptım.
Fish cabin. Aa, burada balık yok değil mi? Balık görmüyorum. Bakalım. Çünkü bir tane göl gördüm. Aa, haritayı kapatmış. Bakalım. Kışın balık da olur çünkü genelde. Neden olmasın? Yemek tarafına gittiğimiz takdirde forager ve hunter yaptık. Fishing shack. Bir yeşil ok var. Şöyle yaparsam. Fishing area 8. Evet. Şurası sanırım daha mantıklı. Maksimum suya değmesi gerekiyor. Sahile değmesi gerekiyor. Aynen. Şurası çok mantıklı arkadaşlar. Kapısını da bu tarafa yaparsam. Ve 16. Aynen. Fish productivity %180. Yapıştırdım gitti. Biraz daha erken yapabilirdik. Buna öncelik verelim. Prioritize diyelim. Koşun arkadaşlar. Kış geliyor. Kış geliyor. Demiştim hepimiz öleceğiz. Yemeğimiz vardı. Nasıl bu kadar yok oldu anlamadım bir anda. Kalabalıklaşmamızın bir sonucu olabilir. Yakacak odunumuz da kesin patlayacak ama devam edelim. Şey yapıyorum, buraya bir kişi daha koyuyorum. Biraz yakacak odun artsın çünkü kışın muhtemelen darmadağın olacak. Depo falan yaparak biraz vakit kaybettik açıkçası. Daha önce yemeğe girişmemiz gerekiyor. Hunter herhalde avlanıyor. Değil mi dostum? Nelda. Haydi Nelda'yı iş üzerinde izleyelim. Etrafına bakınıyor. Geri döndü. Eli boş döndü ne yazık ki. Şurada da herbalistimiz var. Mezarlığı geçince. Bu da çalışıyor. Bir kişi koyabiliyoruz şu aşamada. Herhalde topluyorlar. Yani yemek değil ne yazık ki bunu topladığı. Şu yeşillik meyve topluyor. Okey. Ayarlayabiliyor muyuz? Hangisini daha çok toplaması gerektiğini bilmiyorum. Topluyor ya ufak tefek. Yemeğimiz bitmek üzere. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir daha pause atalım. Belki kurtarırız. Tarla çok geç. Tarla yapmak için. Smokehouse. Burada etleri kurutuyormuşuz ve balıkları. Dumanla. Ve daha uzun süre saklayabiliyormuşuz. Şunu da yapmamızın bir anlamı yok. Oyuna devam edelim. Bakalım mevcut toplama şeylerimiz. Ya kış olduğu için şey oluyor. Her şey öldü. Okey, bunu tahmin etmem gerekirdi. Hiçbir şey toplayamayacak muhtemelen. Bunlar patladıysa sadece Hunter ve şeye kaldık arkadaşlar, balıkçıya. Ve balıkçı daha başlamadı. Yemeğimiz sıfıra vurdu. Kışa girdik. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bir tane daha mı Hunter yapsam? Hadi bir tane daha Hunter yapalım. Yapacak bir şey yok. Vaktimiz yetmeyecek muhtemelen ama. Şuralarda hiçbir şey yok. Okey, şu bölgeyle kesişmemesi gerekiyor muhtemelen ve ama geyik var ve sarımsı böyle yeşil değil gördüğünüz gibi kırmızıya geçiyor. Şuraya yapıyorum, yapacak bir şey yok. Aynen koydum. Buna da öncelik veriyorum. Belki avcı bir şeyler getirebilir. İki kişi koyabiliyor muyuz avcıya? Yani ne yazık ki koyamıyoruz. Bu seviyede. Bir ayımız kaldı. Evet, kışın yarısı aç geçecek. Biraz hızlandırabiliriz oyunu. Kaç kişiyiz? 17. Yarısı hayatta kalsa bence devam ederiz. Direkt tarla yapacağım. Bittiği anda. Bir tane daha balıkçı kabini yapsam. Çok dandik bunlar açıkçası. Diğer 16 tane alan kapsamıştı. Şu mavi şeyleri sembolize ediyor. 7 var. Şuralar ne alemde? 8, 7. Ama çok uzak Beyze. 7, 8. Şuraya bir tane daha yapalım. Süper verimli değil ne yazık ki. 8. Yaptım gitti. Öncelik teşekkürler. Biraz daha hızlandıralım. Bakalım neler olacak. Köylüler... Nerede öldü mü herkes? Hayır.
evlere girdiler galiba. Kışa girdik, kışa girdik arkadaşlar. Öldürücü bir soğuk varmış ve hafif bir rüzgar. En azından yakacağımız var 114 tane. Yani açlık olsa da donmayacağız. Ve sabah oldu. Haydi işe koyulun. Balıktı, geyikti, ne varsa arkadaşlar. Evet evet, açlık biliyoruz. Biliyoruz açlık. Şu nedir? Evet, şey oldu. Herbalistler çalışmayacak herhalde. Forger'lar. Anladığım kadarıyla her şey kurudu. Acaba bunları kapatsam mı? Ki gidip başka işler yapsınlar. Kim çalışıyor burada? Unable to work diyor. Abi bunu şimdi kickledim ya. Burada ne var? Unable to work. Kickledim bunları. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar şu aşamada. Bir tane daha Hunter kabinimiz oldu. Ne yapıyormuş bakalım. Canları niye az bunların? Donuyorlar mı? Açlıktan olabilir. Son yemeğimiz. Haydi Annette. 30 yaşında. Bu arada okları bile var. Hunter'ların oklarını da mı biz üreteceğiz? Çok detaylı. Cebinde etleri var. Sebzeleri var. Elbiseler. Bu arada kışlık elbisesi yok kimsenin ya. Deri ceketleri falan var. Yani ama gördüğüm kadarıyla fena değil. Kışlığa benziyor. Halen yolu yapıyorlar. Okey. Yemeğimiz şu anda tükendi. Kışın sonuna geldik. Atlattık ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tutorial'ı ne yapacağız? Şu et nedir? Bu binanın yemeği yok ne demek ya? Okey, bir şekilde atlatıyoruz. Komutlarımıza bakalım. Taş kesme. Tahta kesme komutlarımız halen aktif. İkinci yıla girdik arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Kışı atlatabileceğimi düşünmüyordum. Bir şekilde atlattık. Ve yeşillikler aramıza geri döndü. Çok güzel. Oh, bir pause yapalım. Tarla işini çözmeye çalışalım sizlerle beraber. Yemeklerimiz halen sıkıntı ama. Acaba tarla çok detaylıydı. İnternette biraz gördüm ama. Oh, muhtemelen yeşil bir yere yapmamız gerekiyor. Evet. Verimlilikleri var toprakların. Şurası güzel bir lokasyonu andırıyor. Tarla için. Boyutu hakkında hiçbir fikrim yok. Kaça kaç yaptım bunu? Hadi başlatalım. Bakalım ne yapacaklar. Tohumumuz vesaire var mı? Onları da bilmiyorum. Göreceğiz neler ekecekler. Yemek, evet yemek yok biliyorum. Teşekkürler hatırlattığın için. Balıkçımız çalışıyor. Balıkçılarımız çalışıyor. Ve birazdan coştururuz diye düşünüyorum yemeklerimizi. Kaç evimiz var? 6 kere 4. 24. Aynen yazıyorum şurada. 24 popülasyonu alacak kadar şeyimiz var. Biraz daha hızlandırabiliriz. Bakalım. Tarlayı inşa ediyorlar. Bunları toplamaları gerekiyor. İnşaat menüsüne gidecek olursak başka neler var? Tarla. Tier 1'leri yapabiliyoruz şu aşamada. Ve market vesaire. Bunları henüz yapamıyoruz. Kaynak konusunda çeşmemizi yaptık. Odun kesiciyi yaptık. Saw pit. Plank üretiyor. Tannery. Bu da derilerden elbise vesaire yapıyor anladığım kadarıyla. Çok güzel. Bunları da biraz yaparız. Savunmaya girmiyorum. Umarım 50 kişi saldırmaz birazdan. Hiç belli olmaz. Tarlaya ekmek için 1900 iş gücü gerekiyor. Bence bu boyut yeterli olacak. Ve çitler yapabiliyoruz, duvarlar yapabiliyoruz. Ben yoldan devam edelim bence. En basitinden. Çapraz yol,
Çapraz yol yapmayacağım. Şu öküzleri çekemiyor muyum? No. Öküzler. Aa, yapmışım yol. Tamam, fena değil. Çok da çirkin durmamış. Biraz daha yol yapalım ki bir şeye benzesin şehrimiz. Ha, gayret. No. Değişik bir yol yapma sistemi var arkadaşlar. Bunu buna birleştirmiyor. Çok da onun da değil. Şunu şöyle yapalım. Ufak tefek yollarımız olsun bir yandan da. Tarla devam ediyor. Biraz öncelik atalım tarlaya ki şeyi kaçırmayalım. Eğer ne kadar erken ekersek o kadar iyi gibi. Yemek de ucundan toparlanıyor gibi duruyor. Meyveler vesaire de gelmeye başladı. Oh, herbalistlere insan koymayı unuttum. Geri gelin bakalım. Çalışabilirsiniz artık. Avcılarımız takılıyor. Fena değil. Güzel, bir binaya tıklayınca arkadaşlar o bina çeşidinin hepsini gösteriyor bir yandan da. Güzel bir detay. Başka kimse ölmedi değil mi? Halen bir tane leşimiz var gibi duruyor. Dekorasyon mu? Dekorasyona girmiyoruz. Güzel. Level 1 bir sürü şey inşa ettik. Açıkçası. İki kişi daha. İki tane daha köylü gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yemek üretiminde şey yapıyorum. Smokehouse yapacağım bir tane. Buraya yapmamı istemiyorlar. Okey. Endüstriyi şuraya yapıyoruz. Şurası fena değil. Depoların yanına. Bir endüstri bölgesi olacak burası. Bir market yap, para kazanabilirsin vesaire. Büyütebilirsin şey diyor. Okey, evlerin yanına yap diyor. Okey, market yapalım. Bu yemekleri daha uzun süre saklamamızı sağlayacak. Etleri daha doğrusu. Balıktı. Kırmızı etti. Onun haricinde market dedi. Marketi ben mi görmedim? Hala ne alemde? Hala şey yapıyorlar. Belki de bazı inşa etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer şeylerin açılması için. Salt pit yapacağım. İki girişi varmış ilginç bir şekilde. Ve o evlere katiyen yakın yapmam gerekiyor. Onu da şu civara yapacağım. Endüstri bölgemize. Hatta odun işleyen her şeyi yan yana yapıyorum. Bu da plank çıkaracak anladığım kadarıyla. Daha komplike binaları inşa edebileceğiz. Bence tarifler de oradan açılacak. Çünkü research binası gibi bir şey görmedim. Bir de tannery yapacağız. Bu da hayvan derilerini işleyip... Kapısı nerede bunun? Kapısız tannery. Yapıştırdım. Hayvan derilerinden elbise vesaire yapmamızı sağlayacak gibi duruyor. Biraz daha yol çekelim şöyle. Nice. Yol, evet, biraz değişik. Şuradan şurayı birleştirmek istiyorum. Şu üç kareyi. Ama böyle çapraz yapayım vesaire abime diyor. Yap, çapraz yap abine. Yakacak odunumuz dehşet gibi birikti. Odunumuz da var. Yakacak odunu bir kişiye indiriyorum yine. Depomuzda hiçbir şey yok. Kimse buraya depolamıyor. Varil mi? Varil nedir? Buraya depoluyoruz fakat. Kaynakları. Evet, burada inorganik kaynaklar var. İşte demir. Demir varmış tabii ki de. Demir, tahta falan. Burada her şey var. Elbiseden tutun. Armorlar vesaire var. Plate mail armor var. Çok bayağı kombat dönecek ya ileride. Biramız, yemeklerimiz, her şey burada depolanıyor. Ama buraya getirmiyorlar çünkü yanılmıyorsam şurada depoluyorlar şu aşamada. Çok da negatif bir etkisi yok diye düşünüyorum ya burada depolamalarının.
Daha gezdirebiliyorum karavanı. Çok güzel, geçici bir depo çok mantıklı. Mesela bir yerden kaynak çıkaracaksak oraya götürürüm öküzü. Ve toplayıp getirebiliriz. Anladım, öyle bir şey var. Depo olayı var. Ben şunları kapayacağım. Şunların hepsini. Çünkü kapadığım takdirde bence daha doğru depoya götürecekler. Şunların hepsini kapadım. Ve buradan taşıyıp şuraya götürecekler diye düşünüyorum. Bunları kapadığım takdirde göreceğiz. Tarlada 5 kişi çalışıyor. Yine bitmedi. Çok büyük yapmışım. Şey, kış yine geldi. Ben tarlayı yapamadım. Yandık ya. Ama en azından yemek ürettik arkadaşlar. Şimdi şunlara bakalım, yeni yaptığımız binalara. Plank üretiyoruz ki gelmeye başladı. Güzel. 2 kişi çalışmasına gerek yok bence. 1 kişi çalışsın şimdilik. Tannery de 2 kişi çalışabilir. Su ve deriden kot yapıyorlar. 3 kişi daha geldi. Ev kalmadı. Yer kalmadı. Bir tane daha ev yapalım. Kıştan önce göç etmeleri iyi değil arkadaşlar. Kıştan önce, hemen önce göç etmeleri çok kötü bir zamanlama. Ama herkesi kucaklıyoruz. Bir tane daha ev yaptım şu ev bölgemize. Tarla gerçekten bitmedi. Şimdi yeni binalar açıldı mı? Yeni binalar nasıl açılıyor? Kafamda soru işaretleri. Market geldi. Nasıl geldi bilmiyorum. Evet, bazı şeylerin requirement, gereksinimleri var. Onları yapmak gerekiyor. Town Center Level 2 yapmak gerekiyor mesela bunun için. Neyse, market yapalım. Market ne yapıyormuş? Okey. Banish'teki aynı sistem. Bir tane karakter, markette çalışan karakter. Yiyecek ve içecekleri, yakacak odunu bir de muhtemelen. Ev için gerekli olan malzemeleri topluyor markette ve dağıtıyor. Para da kazanıyormuşuz. Okey. Evet, şurası arkadaşlar endüstri bölgesi. Kırmızı, buraya yapmıyoruz hiçbir şey. Marketimizi şuraya yapabiliriz. Şu Hunter şeyleri neden kapsıyor onu anlamadım. Niye onlara yeşil veriyor? Aa, bilmiyorum. Ama marketimizi şuraya kondurabiliriz bence. Plank gerekiyormuş. Income yazıyor bir de. 8, 8, 8. 8 iyidir. Evet. Şuraya bir market konduralım. Ve neler dönüyor, neler dönüyor? Varil. Varil işareti gördüm bir tane. Ha, burası şey, tütsüleyici. Tütsüleyici. Artık nedir bunun Türkçesi, hiçbir fikrim yok. Duman evi. Yemekleri, etlerimizi şey yapıyoruz ve balıklarımızı. Daha uzun süre. Şu nedir ya? Oh, ellemiyorum. Üretim oranı. Ha, etle şeyi mi kıyaslıyor? Ellemiyorum, bilmiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bayağı yemek biriktirdik bu sefer. 15 ay yetecek yemek var ve şey yapıyoruz bir yandan da, kurtuyoruz. Dehşet meyvemiz de var ama ilk, ama 12 ayda 9'u 8'i çürüyecek bunların. Güzel. Bence bunu yapmak mantıklı oldu. Devam etsin. Sen de devam et. Plank. 4 kişi çalışıyormuş. Hadi 2 kişi koyalım. Çünkü Plank'e ihtiyaç duyacağız. Sen nesin? Sen de elbise üretmeye devam et. Muhtemelen karakterlerin elbiseleri bozulacak diye düşünüyorum. Bakalım nerede gösteriyor onu. Blizzard. Ya, of, yapma. Aşırı derecede düşüyor. Yakacak şeyin vardır diyor umarım. Var. 259 bence yeter. Yine bir kişi daha koyuyorum ya. Emin olmak için. Bu arada komut vermiyorum bayağıdır. Komutlarımız var. Halen etraftaki ağaçları kesme. Komutumuz aktif. Blizzard. Kar fırtınası geliyor. Gelsin. Plank yetmiyor. Plank İnşaatta kullanıyoruz şurada. Market yapımında. Burada da üretiyoruz yavaş yavaş. Güzel. Yeni köylü doğdu. Ve 3 kişi daha ki kıştan önce, Blizzard'dan önce geliyorlar. Gelmeyin. Çünkü ne kadar kalabalık olursak o kadar çok yakacağız ve yiyeceğiz.
şu anda gelmemeleri lazım. Bitirecekler bize. 26 kişi oldu ve ben oyunu oynamayı bilmiyorum. Nasıl bu kadar hayatta kaldık? Normal modda. Tarlamız hazır. En azından tarla hazır. Kış olduğu için inşaat durmuş. Kışın inşa edemiyor muyuz bir şeye? Bilmiyorum. Çok açıklayıcı değil. Deneye yanıla öğreneceğiz arkadaşlar. Burada da işte bitkiler, otlar topluyoruz. İlginç. Yakacak sanırım bu binalarda da gerekiyor. Peki. Ben kışın sonunda 100 kişinin saldırmasını bekliyorum. Ve GG olacağız öyle bir şey. Bir tane kurt bile darmadağın etti oyunun başında bizleri. Çok tatlı evler. Bakar mısınız? Güzel duruyor oyun gerçekten. Ve kış geldi, fırtına geldi. 300 yakacak odunumuz var. Bence yeter artık. Daha ne olsun. Şunu da inşa ettik. Marketimiz de hazır. Burada bir... Hiç marketçiye benzemiyor. Sen oduncu veya kasap olabilirsin. 27 yaşında değil. Ne kadar kolay yaşlanıyorlar orta çağda. 27 göstermiyor. Neyse, bu karakteri takip edersek... Üstüne tıklarsak. Yes. Böyle bir arabası var. Banished'in apaynısı. O da efsane bir oyun bence. Buradan depodan alıyor. Neler aldı? Bitki aldı. Ve buraya getirdi. Yeter. Çok çalıştı. Yolu upgrade'leyebiliyorum. Upgrade'lenmeye hazır. 15 taşla. Şunun hepsi 15 taş mı? Veremem. Kullandığımız için mi upgrade'leyebiliyoruz? Yoksa her şeyi upgrade'leyebiliyor muyuz? Okey, ellemiyorum şu aşamada. O kadar taş veremem. Yakacağımız var. Yemeğimiz var. Hiçbiri bozulmayacak. Belki kış olduğu için bozulmuyordur. Çünkü soğuk tutuyor olabilir depomuzdaki yemeği. Tütsülememizin yanında. Yo, hepsini şey yapmışız. Bütün eti ve balığı kurutmuşuz. Çok güzel. Şimdi şeyleri tekrardan kapatabilirim. Herbalistler çalışmıyor değil mi? Nope. Seni de kapalım. İki kişiyi saldık. Tahta falan kessinler. Balıkçılar iyi iş yapıyor. Avcılar da iyi iş yapıyor. Fena gitmiyoruz. Kışı bence atlatacağız. Bitti bile kış. Marketimizi de yaptık. Neyin eksiği var? Aa, yemek bozulmuş. 33 tane yeşil. Aa. Ne yazık ki meyveler falan bozuluyor. Yeraltı şeyi deposu yapabilirim belki. Hadi bir tane yapalım. Her şeyi deniyoruz. Bir tane de ev yapalım. Şuraya kapısı. Okey, çünkü 26'ya vurdu zaten popülasyonumuz. Şimdi marketimiz var. 2 kişi daha doğdu. Maxladık. 3. yıla geçtik. Hadi be Ançar. Gidiyoruz bir şekilde. Root Cellar yapalım. Hadi yapalım bir tane. Şu depolar burada. Şöyle yapsam. Okey. At arabasını boşalttık mı? Hayır. Bana mısın demiyorlar. Halen buna getiriyorlar her şeyi. Nereden seçebilirim? Şuraya götürmesini istiyorum. Malzemeleri. Bir öncelik komutu verebilir miyim buraya? Bilmiyorum. Neyse. Burada takılsınlar ya. Yapacak bir şey yok. Şu ne işe yarıyor? Saldım gitti. Sıkıntı yok. Bir kışı daha atlattık. Şunu yaptık. Burada yeraltı şeyi. Hobbit evi gibi neredeyse. Ve aynen yerin altına iniyor. Bazı şeyleri burada saklayacağız. Neden? Olmasın. Ama şu işi de çözemedim. Yani mesela şuradakileri, bazı kaynakları burada saklamak istiyorum. Pause. Tarlamız bitti bu arada. 3 yıllık bir rotasyonla mı ekebilirsin? Ne demek 3? Oh, bu da ne? Hayatımda gördüğüm en komplike tarım ekranı.
olduğuna şahit oluyorum arkadaşlar. Döngüleri var. Ekim döngüleri var anladığım kadarıyla. Ve kum katabiliyorsunuz toprağa veya clay katabiliyorsunuz. Bu ne ya? Hayır, katma bir şey. Nasıl bir ekran bu? Nereye tıklamam gerekiyor onu bile bilmiyorum. İki kişi çalışıyormuş burada. Okey. Ne bileyim, patates yapalım. Bir şey büyütme diyor. Patates yok mu? Leek. Cabbage. Rye. Havuç yapalım o zaman. Havuç yaptım. İlk sene. Sonra yan yana. Ha, mevsime göre farklı şeyler ektirtiyor. Fasulye yapalım. Oldu. İkinci sene ne ekeceğimizi önceden planlıyoruz. Senden yapalım. Ve hepsinin farklı büyüme şeyleri var. Mesela bu 4 ay, bu 3 ay. Ona göre arkadaşlar ayarlamanız gerekiyor. Mesela 2,5 aylık bir şey bulabilseydim. Çok komplike bir şey. Neyse, kafama göre yaptım şimdilik arkadaşlar. Şöyle, muhtemelen yanlış yaptım. Ama okey. Şimdi ekmeye başlayacaklar. İnternetten falan çözmeniz gerekiyor. İlk oynayışınızda çözebileceğiniz şeyler diye bunlar. Özellikle tutorial yoksa. Ama havuç ekiyoruz herhalde. Şunu niye böyle yaptım? Yapmak istemiyordum. Ne kadar geleceğini söylüyor vesaire. Onların hepsi bozulacak zaten havuç. Yani o yüzden çok da şey etmiyorum. Çok güzel. Marketimiz hazır. Yeraltı depomuz hazır. Plank üretiyoruz. Kaynaklarımız uçmuş bu arada. 78 taş vesaire. Gayet iyi. Şeyleri yine açmayı unuttum. Her sene unutacağım. Herbalistleri açmayı unutacağım. Başka neler yapabiliriz? Şimdi burada gördüğüm her şeyi yaptık. Depoların hepsini yaptık. Yemek üretimi, her şeyi yaptık arkadaşlar. Fishing, forager. Level 2. Herhalde base'imizi upgrade'lememiz gerekiyor. Kaynak. Heh, yeni şeyler gelmiş. Tannery yaptık. Cobbler shop. Ayakkabı yapıyormuş deriden. Yes. Endüstri merkezimize bir tane yaptım şundan. Nasıl yapsam buraya? Şöyle yapacağım. Sırt sırta vereceğim binaları. Yes. Ayakkabıcımız da oldu. Ne gibi elbiseleri var karakterlere tıklarsam? Ayakkabısı var. İki tane de üstüne şey var. Hmm. Bir de daha kaliteli kumaş. Kumaş. Bakalım çözeceğiz. İyileşti birisi. Kim iyileşti, ne oldu bilmiyorum. Susuzluğu varmış. İyileşmiş. Tebrik ediyorum kendisini. Ektiniz mi? Neyse, çöpe gidecek onun hepsi ya. Save. Yap bakalım, otomatik save. Ayakkabıcımızı yaptık. Fletcher. Yay ve ok. Defans için gerekli. Yapalım. Sanayi bölgesi ya. Yapıştır. Nasıl işliyor bilmiyorum savunma veya savaşlar arkadaşlar, ama yayımız okumuz olsun. Basket shop. Sepet. Daha çok taşıyabiliyorlarmış sepetler olursa. İki kişi daha doğdu. Yapıştırıyorum. Şuraya yapıştırdım. Sepetçimiz de oldu. Ve son olarak da compost yard. Bok topluyorlar galiba. Aynen, gübre. Atık, hayvanların ve insanların atıklarını topluyorlar. Ama bunun maliyeti var. Aylık 4 gold. 51 goldumuz olmuş çünkü market topluyor buradan. Herhalde yapabiliriz. Nereye yapmam gerekiyor? Bundan nefret ediyorlar. Evlerin yanına yapayım. Bok şeyi. Toplama merkezi. Hayır, tabii ki de endüstri merkezimize yapıyoruz. -%33. Uzağı mı yapsam? Bilmiyorum ki. Açıklamıyor. Yani
Okey, biraz da sıcaklık yüzünden şey olmuşlar. Patlamış havuçlar. Sıcaklık kaç derece bu arada? Yazmıyor. Sıcak diyor. Bok toplama merkezimizi hadi uzağa yapalım, bilmiyorum. Desirability. Ha, şurada olmasının bir etkisi yok herhalde ya. Arzulanma şey sadece evlerle ilgili bence. Aynen, o yüzden bence hiçbir katkısı etkisi yok. Şuraya sığar mı? Mükemmel olur sığarsa, çok güzel. Bok harmanlayıcı. Türkçe çevirmeye çalışıyorum. Hadi birkaç tane yol yapalım şunun etrafına. Ve burayı da bitirdik aslında. Savunma şeyleri var. Kule. Nasıl bir şey? Aa, süper. Etrafına bir nevi bir bonus veriyor. Bilmiyorum. Okçuluk. Ama duvar falan yapmadık. Şu o işlere girmedik şu aşamada. Yol olayına devam edecek olursak. Tamamdır. Fena değil. Evet, şey oluyor. Ne eksik şey oluyor, yok oluyor. Sıcaklıktan. Detaylara bakar mısınız? Beynimi yakıyor burası. Neyse, toplasın da hiç umurumda değil. Plankimiz bitmiş. Yeni binalar için plank gerekiyor. İnşaatı için. Upgrade olayı nasıl dönüyor? Onu merak ediyorum. Bu arada komutumuz var mı yeterince? Halen var. Bir daha şöyle bir komut çekeyim şuraya. Şöyle çekiyorum. Ufak tefek ağaçları vesaire işaretledi. Burada neler dönüyor? Oku bitmiş. Okey, okun bitmeyecek çünkü Fletcher yaptık yine. Çalışıyorlar. Ne kullanıyor? Tahta kullanıyor. Birazdan depolarlar. İki kişi koymaya gerek yok bence. İki tane hunter'ımız var. Diğeri de mi bitmiş? Yok, geldi, tamam. Geri geldi. Bir kişi yeterli. Şunları topluyor muyuz? Ha, berileri. Beri. Topluyoruz. Ama onların hepsi bozulacak dediğim gibi kışın. Bir sürü yemeğimiz de oldu. Çözdük ya. Çözdük arkadaşlar. Şimdi upgrade işi nasıl? Burada bir güneş işareti var. Yok ediyor burayı. Yapacağım bir şey yok. Varsa da bilmiyorum. Meslekler var. Hiçbir şey anlatmıyor bunda, bilmiyorum. 5 tane şeyimiz var. Boşta gezen. Daha doğrusu işte bir şey taşıyan, odun kesen karakter var. Ha, okey, tamam. Yani binaların meslekleriymiş. Yeni insanlar geldi. Köylüler doldu, yine fullledik. Healer yapmadık hiçbir şekilde. İleride açılıyor herhalde. Nasıl iyileşiyor insanlar, ne yapıyor bilmiyorum. Buradan da eksiltip arttırabiliyormuşum. Bu güzel bir ekran aslında. Tek tek gitmeme gerek yok. Kaynaklar. Depolarımızı burada gösteriyor. Bu da efsaneymiş. Yeraltı deposuna koymaya başladılar her şeyi. Bu güzel oldu. Bakalım. Yeraltı deposunda bozulmuş yemekler. Ama 350 tane meyvemiz var. Güzel. Bu güzel oldu. Hatta tütsülediğimiz, kuruttuğumuz şeyleri de yeraltı deposuna koyuyorlar. Gayet iyi. Tamam, bu çok mantıklı olmuş. Bunu inşa etmemiz. Upgrade işi. 5. kez söylüyorum. Herhalde base'i bir noktada upgrade etmemiz gerekiyor. Bu zile basarak Age of Empires gibi askere çeviriyoruz köyleri. Bir saniye, bir tane ev yapalım hızlıca. Çünkü aslında bu kadar hızlı da ilerlememem gerekiyor. Belki biraz daha sakin genişlememiz gerekiyor ama kimin umurunda. Şeyin yakınına yapalım. Marketimizin. İki tane şöyle ev çaktım. Yavaştan inşa etsinler onları da. Plank üretimimiz biraz geride kalmış. İki kişi çalışıyor. Yeterli bence. Ve upgrade. Aa, 40 tane plank ile yapılıyormuş ya. Patlat. Plank'i 4 kişiye çıkardım. Herkes plank. Predator. Ayrıca hayvan geldi. Evcil hayvan değil, normal hayvan. Biri mi öldü? Göremiyorum ki. Çalılar arasında biri öldü galiba. Yok, kurt o. Anlaşılmıyor ki, insan yatıyor gibi duruyor yerde.
Kurt galiba o. Aynen. Avcı indirdi onu. Tıklayamıyorum da bir daha. Topla komutu versem. Olmadı. Neyse. Bilmiyorum. Avcılık zor iş. Burada neler dönüyor? Kirlilik yüzünden şikayetçiymiş burada yaşayanlar. Bakayım. Ne kirliliği ya? Yemek var, su var. İlaç var. İlaç demek ki bitkileri toplamak yeterli. Hastane gibi bir şey yapmamıza gerek yok şu aşamada. Fazladan elbise, ayakkabı. Yakacakları yok. Gidin alın abi. 530 tane yakacak var. Ne bu şikayet ya? Bu ne? Bozuldu. Burada bir çıktırsam bozulur tabii. O biraz saçma şimdi. Hem yeraltı depomuz var. Orada da bozuluyor. Her şey bozuluyor. Çok fazla toplamışım yemek bu sefer de. Peki. Yapacak bir şey yok. En azından gold üretiyoruz. Bir sürü goldumuz oldu. Şimdi. Birazdan base upgrade'leyeceğim. Planklerimiz geliyor. Onun dışında da bina kalmadı gördüğüm kadarıyla. Bu seviyede yapabileceğimiz. Muhtemelen her şeyi upgrade'lemek için base'i upgrade'lemem gerekiyor. Önce ana binamız. İşte çitler var. Duvarlar var böyle. Duvar çekebiliyorsunuz da girişmeyeceğim. Çünkü sınırları belli değil açıkçası. Köyümüzün şu aşamada etrafına bir şey çekmek istemiyorum o yüzden. 2 kişi daha doğdu. 4 kişi daha geldi. Yavaş ya. Gerçekten. Haydi büyütelim. En kötü game over oluruz. Öğrenmiş oluruz bir şeyler daha. Kapısını şu tarafa yaparım. Senin kapını da şuraya. Bir de yol çekelim oraya güzelce ne. Daha dekorasyon yaparız olmadı. Şöyle. Güzel oluyor dörtlü yapmak evleri. Aynen hoşuma gidiyor. Su yetiyor mu oraya? Herhalde yetiyordur. Oradan toplasınlar. Marketin etrafına yapabiliriz de. Aynen şuraya da ev yapabilirim. Ha gösteriyormuş. Gayet iyi. Bayağı para kıracak marketimiz. Burada neler dönüyor bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kafam basmadı tarla işine. Galiba topladık. Geç toplamışız ama bir şeyler toplamışız bu sene. Hepsi de çürüyecek gidecek. Aynen 13 aylık yemeğimiz var. Bir senelik yemek, 7'si bozulacak. Ve 3. kışımıza girdik. Gayet iyi. Kaç kişi öldü? Halen bir kişi çok bahtsız bir şekilde öldü oyunun başında. Forger'ı kapamıyorum ya, dursun. Çünkü unutuyorum açmayı sonra. Oyunu da max hızda oynayalım. 40 gerekiyor, 36 olmuş birazdan. Base'imizi de upgrade'leyeceğiz. Çayımdan bir yudum alayım. Kırk oldu. Kışını yapmak herhalde sıkıntı yaratmaz. Gereksinimler bir sürü şey varmış. 30 popülasyon, market, 8'de ev. Upgrade. Hadi kolay gelsin. Ağaçları keselim vesaire. Yemek hiç sıkıntı yok. 460 tane kurumuş et, 330 kurumuş balık var. Sebzelerde turşu mu var kavanozda? Bana böyle geliyor. Evet. Pekmez vesaire var. Yemeklerden yemek diyorum. Meyvelerden pekmez gibi şeyler yapacağız muhtemelen uzun süre saklayabilmek için. Çok güzel. Aynı şekilde sütten de peynir yapacağız. Nasıl etleri kurutuyorsak bir an önce açılır umarım o. Şuna öncelik verelim arkadaşlar. Upgrade'leyin bakalım. Town Hall'unuzu. Ve çalışma binalarının da gereksinimleri var arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yakacaktı vesaireydi. Güzel. Sanayi bölgesine gidelim. Durumlar nasıl? Derici elbiseleri üretiyor. Kaç tane var bilmiyorum ama ayakkabılarımız geliyor. Sen ne yapıyorsun? Yay, ok vesaire üretiyorsun. Burası da
bok topluyor. Evet, bok topluyor, yapacak bir şey yok. Dördüncü yılımıza girdik, halen game over olmadık. İki kişi doğdu, iki kişi geldi. Maxlayıp duruyoruz popülasyonu. Ve base'imizi upgrade'ledik gibi duruyor. Süper. Bir sürü bina açıldı muhtemelen. Ne gerekiyor? Plank, clay, 1200 gold gerekiyor. Bu bölümde yapmayacağız. Bu arada seri çekmiyorum. Muhtemelen ileride çekebiliriz seri. Tek bir video olacak bu. Kesinlikle serisi çekilebilecek olan bir oyun. Ama seriye girişeceksen benim biraz daha öğrenmem gerekiyor. Vergi ödedik. Ödemedik. Biz vergi yaratmışız. Bu sene 117 gold. Öyle bir şey yaptık ki korktum. Şimdi tier 2'ler geldi ve early access'te tier 3'e kadar gidiyor. Bazı kategoriler. Ve bir sürü şey açıldı arkadaşlar. Ufak cana bakacağım. Sonra da veda edeceğim sizlere. Çok uzatmayacağım oyunu. Healer's House yapılıyor. Ve iyileştirmek açısından. Ve clay gerekiyor. Clay'i nasıl toplayacağız? Onu çözmek gerekiyor bence. Trading post yapılıyor. Trade yapabiliyoruz. Bu sefer de soğuktan öldü şeyler. Tarladan hiç verim alamıyoruz. Okul yapılıyor. Çalışma hızını vesaire arttırıyormuş. Ve bazı meslekler için eğitim almaları gerekiyormuş. Bar yapabiliyoruz. Bira vesaire yapacağız herhalde. Fare yakalayıcı ne ya? Aynen, fareleri yakalıyormuş. Bildiğiniz fareleri yakalıyormuş. Tier 2 ev yapamıyoruz henüz. Çünkü vagon depolar geldi. Vagon üretecekmişiz böyle. Bunları etrafta gezdireceğiz. Güzel, güzel. Granary. Yemek depolamak ve işte farelerden korumak için. Varil yapacağız. Buna bira saklayacağız muhtemelen. Şehrin altınlarını saklayacağız. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yel değirmeni var. Yemek yapacağız. Muhtemelen buradan topladığımız bazı şeylerle un yapacağız. Yel değirmeninde. Oradan ekmek yapacağız. Gidiyor da gidiyor. Bunların hepsine bakmayacağım. Şeyi merak ettim sadece. Clay nasıl topluyoruz yerden? Clay. Query yapmamız gerekiyor. Query nerede? Onu göremedim çünkü. Burada değil. Storage'da değil. Resource'da olması lazım. Query'nin. Clay pit. Aha burada. Vagon şeyi yapmamız gerekiyor. Nedense ilginç bir şekilde. Bunları yapabilmemiz için. Yapalım. Şuradaydı. Nereye gitti? Storage. Okey. Bu mutsuzluk vermiyormuş. Sanayi bölgemize yapalım. Cuk oturdu bu arada. Nice. Güzel. Onun haricinde yavaştan veda edeyim arkadaşlar sizlere. Benim oynasım geliyor da bir noktada durmam gerekiyor. Özet geçecek olursak şahane bir oyuna benziyor arkadaşlar bu. Grafikleriyle, gameplayiyle ve detaylarıyla. Ve şehir inşanın ötesinde dediğim gibi ileride savunma oyununa da dönüşüyor bir noktada izlediğim kadarıyla. Kurtlardan ziyade askerler vesaire geliyor, savunmalar yapmanız gerekiyor. Bu da survival'a ayrı bir heyecan katıyor. Ve halen Early Access'te bir sürü dizanteri mi? Her türlü hastalık var ya. Neyse, ne dediğimi unuttum ama özet geçmek gerekirse bence çok keyifli bir oyun. Şu aşamada bile alınabilir gibi duruyor. Çok pahalı değildi. 40-50 liraya aldım diye hatırlıyorum. İndirme vesaire girerse bence bir alıp deneyip oynamaya başlayabilirsiniz. Early Access boyunca da takip edeceğim. Belirli bir noktaya gelirse bir seri çekmeyi düşünebilirim arkadaşlar. Ama yorumum oldukça pozitif diyebiliriz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere.